Süreyya, hem 1978 doğumlu, Çankırı'da doğdum. Ortaokulda 13 yaşlarında seçmeler sonucunda atletizme başlamış ve kademe kademe, yani önce okullarda, ilde, ilçede, Türkiye'de, Balkan, Avrupa, dünya ve olimpiyatlara giden bir maceranın başlangıcını okulda yaptım. Ve böyle bir seçmeler sonucu yapılan bir yarışmada şampiyon olduktan sonra kademeli olarak merdivenleri yavaş yavaş basamaklıya basamaklıya zirveye çıktım diyebilirim. Çok uzun ve zor bir yolculuk bu. Değer bir değiyor her şey için. Ve bu süreçte de şunu öğrendim ki spor aslında sadece spor olarak yapılmıyor. Spor yapan bir insanın veya spor yapan gençlerin, çocuklarımızın her anlamda hayatlarının disipline girdiğinin farkına vardım. Yani evet, spor yapıyoruz fakat akademik anlamda da normal hayata bakış açımızda da her şeyin bir planı olması gerektiği, bir hedef odaklı olup çalışmamız gerektiğini, sporu düzenli yaparak anlaşıldığının çok çok farkındayım ve eminim. O nedenle ben de şu an okulumuzda da aynı şeyleri söylüyorum. Spor yapan kim olursa olsun, düzenli bir şekilde spor yapıyorsak kesinlikle her alanda da istediğimiz her hedefe ulaşabileceklerini düşünüyorum. Ve bunu bizzat da yaşamış bulunuyorum hayatımda. Bence spor hayat, yaşam felsefesi olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela çoğu zaman velilerimiz şöyle düşünüyorlar. Spor ikinci planda, akademik anlamda başarılı olmaları bizim için yeterli. Önce akademik başarı istiyorlar. Ben de diyorum ki akademik anlamda başarı istiyorsanız önce spor yapması lazım çocuklarımızın. Ve bu sadece çocuklarımız için değil, gençlerimiz için ve bizler için de bir hayat felsefesi olması lazım. Yani spor bir hayat felsefesi olması lazım. Biz nasıl belirli günler, saatlerde okulda oluyoruz veya belirli saatlerde gitmemiz gereken yerlere gidiyoruz. Ya da ne bileyim öğle yemeğini ya da akşam yemeğini unutmuyoruz, unutmuyorsak sporda hayatımıza belli bir alanını oturtturmalı ve ne pahasına olursa olsun o düzeni devam ettirmemiz lazım. Eğer sporu hayatımıza sokarsak dediğim gibi büyük ya da küçük hiç fark etmiyor. Hem sağlık, hem fiziksel, hem ruhsal açıdan hem de yaptığımız işin daha düzenli ve daha disiplinli ve daha başarılı olmak için bu düzeni tutturmamız gerektiğini düşünüyorum. Valla ben sporu 13 yaşımda başladım. Dünyada gitmediğim, tabii ki çok ülke var ama çok ülke gezdim. Hepsini spor sayesinde. Yani ben normal şartlarda Ankara'dan İstanbul'a uçağa bile binmeyecek bir durumdayken dünyanın birçok yerine seyahat etme fırsatım oldu. O ülkeleri görme fırsatım oldu. O kültürleri görme fırsatım oldu. Bunun hepsini spor sayesinde. Eğer ben şu an buradaysam spor sayesinde. Nasıl? Spor ve eğitimi aynı anda yürüttük. Zaten bizler için bir koltukta iki karpuz taşıyan kişiler olarak adlandırılırız. Yani tek başına sporda başarılı olmak yetmiyor. Eğitim hayatını da devam ettirmek gerekiyor. İkisinin aynı anda yürümesi gerekiyor. Çok başarılı sporcu olduğun zaman dediğim gibi gerek üniversite sınavlarında olsun, gerek bir sonraki aşamalarda olsun, bütün bunun avantajlarını her anlamda yaşıyorsunuz. Herkesten çok daha farklı bir yeriniz oluyor. Olması da gerekiyor. Olması da gerekiyor. Çünkü spor böyle birkaç ayda, birkaç senede yapıp da uluslararası başarı falan elde edilmiyor. En az 5 senelik bir emek veriliyor ve ondan sonra Türkiye şampiyonluğu, Türkiye rekoru, Balkanlar, Avrupa, Dünya, Olimpiyat diye sıralayarak gidiyor. Yani uzun soluklu, sabredip çok çalışması gereken bir durum. Kesinlikle düşünüyorum. Ben şimdi kendi geçmişimi şöyle bir an gözümde canlandırdı. Bir kere bakış açımız değişiyor hocam. Yani spor camiası çok farklı. Yani çok farklı bir camiadır. Daha dinamik, daha relax, her şeyi sorun yapmayan. Çünkü belki de spor yaparak o üzüntülerimizi, kafamıza takacağımız şeyleri spor yönüyle atıyoruz. İyi de oluyor. İyi de olduğunu düşünüyorum. Gidiyorsun bir sürü ülke görüyorsun. Bir sürü yani aynı masada birçok ülkedeki sporcularla aynı masada yemek yiyorsun. Ertesi gün rakip oluyorsun. Geçiyorsun ya da geçiliyorsun. Akşam yine aynı masada buluşup selamlaşıyoruz. Yani her kültürü ayrı ayrı sporcu anlamında
kamplar yaptığımız zaman dönem, kamp yaptığımız dönemler olsun, ülkelerin spora bakış açısını gittiğimiz ülkelerdeki tribünlerin doluluğundan anlayabiliyoruz. Yani şimdi bizim tabii o benim zamanımdan çok daha farklı durumdayız şu anda ama gidip mesela hiç kimse bizim ülkemizde eminim ki atletizmi izlemek için para verip tribüne oturmaz. Ama ben şunu gördüm ki birçok ülkede insanlar para veriyor, bilet alıyor ve sırayla bizi izlemek için tribünlere yerleşiyor. Ben bunu ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. İçeri girdiler, numarasına baktılar ve çıkıp yerlerine oturdular. Yani çok da hoşuma gitti. İkinci hoşuma giden şey de şu ki evet şampiyon olup alkışlanıyorsun ama sondan gelen de alkışlanıyor. Hani bu farklı bir kültür ve bakış açısı olduğunu düşünüyorum ve biz de aynı bakış açısına ilerleme yönünde adım atıldığını görüyorum. Daha zaman var mı? Var ama dediğim gibi bu bizim ülkemizden bu değil demiyorlar. Birinci, ikinciyi de alkışlıyorlar, en son geleni de alkışlıyorlar. Spor kadar yakın diyebilirim ve hep benim söylediğim ve düşündüğüm tek şey var, kendi çocuklarım da dahil. Her bireyin hayatında bir sanat ve bir mutlaka yapılması gereken bir spor olmalı. Bence ikisi de hayatın başarı anahtarı diye düşünüyorum. Benim için çok değerli ve mesela gerek kendi çocuğum da dahil olmak üzere mutlaka mesela bir enstrüman çalmalısın yani bu zorunlu. Ne olduğunun bir önemi yok. Ve bir tane spor seçip düzenli olarak spora devam etmeniz. Bence başarının anahtarı bunların olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok açık söyleyeyim ki ben kitaplarla bu kadar yakınlaşmam 4 yıl önce başladı hocam. Yani geç mi çok geç ama ben yine de memnunum. Zararı neresinden dönersen kârdır misali. Ben 40 yaşımda kitaplarla çok daha yakın ve kitap okumadan uyumayan bir insanım. Ve şunu söylüyorum ki ben bizim çocuklarıma da söylüyorum. Kitap okumayanla evlenmeyin diyorum mesela. Kitap okumak bence en önemli kısımdır diye başlıyorum. Yani bir insan hayatında kesinlikle kitap okuma alışkanlığı olmalı. Şunu da parantez içinde söyleyeyim. Ben liseyi Ankara'da okudum. Yahya Kemal Beyat Lisesi'nde. Biz sürekli tabii kamplardaydık vesaire ama edebiyat dersini çok seviyordum. Aslında çok da derslerim çok parlak değildi ama çok da kötü değildim. Sadece edebiyat öğretmenim bana derdi ki sen bu sınıfa nasıl düştün? Ben de çok mutlu olurdum. İlk defa bir derste bir hocamın böyle söylediği beni gururlandırdı. Çünkü edebiyat dersini çok seviyorum. Edebiyat bence hayat tarzı mı diyeyim, felsefesi mi diyeyim. Yani edebiyat, bilmiyorum, insanlığın en önemli hani bakış açımız olsun, yaşam şeklimiz olsun. Hani edebiyatla çok böyle içli dışlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi atletizm yaptım ama inanın şu anda mesela hiç yapmadığım sporla ilgili çalışmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Zaman bulabilirsem, zaman neden bulamıyorum? Çünkü şu an evet öğretmen olmama rağmen yüksek lisans yapma isteğim vardı. Yüksek lisansa başladım. İngilizce konusunda çok ezikliğini sporcuyken çok hissettim. Düşünsenize yurt dışına gidiyorsunuz. Hiçbir şey anlayamıyorsun. Yanındakine sürekli soruyorsun. Ne dedi, ne dedi? Ya bu o kadar kötü hissettiriyor ki kendini. Yani utanıyorsun kendi kendine. Ve ben bunu çok yaşadığım için hep böyle içimde İngilizce ile alakalı hep bir ukde kalmıştı. Çok yoğun çalışıyorduk. Yani sabah, öğlen, akşam hatta gece sauna, masaj olarak da dahil olunca çok yoğun bir çalışma sonucu. Buna çok fırsatımız olmuyordu. Şu anda hem yüksek lisans anlamında hem de İngilizce anlamında kurslarım başladı. Bunlara devam ediyorum ama bunun yanı sıra evet şu an yeni bir branş öğrenemiyorum ama halk oyunları öğrenmeye çalışıyorum mesela. Onun yanı sıra kendim yürüyüş ve koşu olarak sporumu yapıyorum ama fırsat buldukça hiçbir şekilde boş bir alanım yok. Boşluk buldukça hocam kendimi yenilemek için sürekli arayış içerisindeyim. Yani nerede hareket orada bereket misali. Ben her anlamda her türlü yeniliklere açık ve hepsini takip edip yapmaya çalışan bir insanım diyebilirim. Şimdi 2000'li yıllardan öncesinde birçok branşta dünyada ismimiz duyulmuyordu.
Sadece evet halterde, güreşte kendimizi gösterebiliyorduk. Ama 2000'li yıllarından sonra mesela atletizm sporların anasıdır. Yani sen güreş de yapsan, halter de yapsan, judo da yapsan hepsinin altında koşmak yatıyor. Koşmak atletizm anasıdır. 2000'li yıllara kadar neredeyse bizim ülkemizde sadece 2 ya da 3 branş dünyada konuşulurken özellikle 2000 yılında benim olimpiyatlarda yarı final koştuktan sonra atletizmde de varız alanında kendimizi duyurmaya başladık. Ve devamında da birçok alanda dünyada evet ya atletizmde yapıyorlarmış veya evet Türkiye'den de bu sporcu çıkıyormuş kendimize dedirttik. Ama bunların çoğunu devşirme sporcuyla değil de kendi vatandaşımızla ön plana çıkıp vitrinimizi kendi vatandaşımızla doldurmayı tercih ediyorum. Olması gereken de budur. Yüzlerce Süreyya Ayhan olduğunu düşünüyorum. Yüzlerce Nurcan'ın olduğunu düşünüyorum. Yani çok, çok var elimizde yetenekli sporcu. Ve benim hep isteğim şu ki kendi ülkemizin vatandaşı olarak başarılar devam etsin. Ve kendi ülkemizden birileri çıkıp orada alkışlansın. Ben istiyorum ki Türk vatandaşı olsun. Orada biz kendi vatandaşımızla bayrağımızı göndere çektirelim. Evet, o zaman ben içmesinler. Eğer ben Türk vatandaşı olarak gidip olimpiyatlarda ya da Avrupa'da veya dünyada o bayrağı göndere çektireceksem dışarıdan para verip sporcularımızla değil, kendi ülkemizdeki sporcularla yaptırmayı tercih ederim. Ve her zaman da bu görüşümü dile getirmişimdir. Olması gereken de budur. Evet, mesela biz bir futbol takımı değiliz ki hani dışarıdan yedek ya da dışarıdan bir iki oyuncu alalım. Bizim öyle bir durumumuz da yok. Evet, ihtiyaç varsa yine yapılmalı ama ihtiyaç duyulacak bir ülke değiliz biz. Genç nüfusumuz oldukça fazla birçok ülkeye göre. Kabiliyet anlamında, yetenek anlamında da dolu olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla ben kendi branşım için ve birçok branş için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Almamız gereken bir durumda tabii ki alalım ama biz birçok branşta hiçbir şekilde ihtiyacımız yok almaya. Bizim kendimiz yapmalıyız. Birçok branşlarda benim gibi bireysel, mesela ben 2000 yılından sonra Türk atletizmini Avrupa'ya tanıttık, dünyaya tanıttık. İşte bir Halil Mutlu olsun halter anlamında, hani birkaç böyle kendi çabalarımıza, sistemin getirdiği bir başarı değil bizim başarımız. Tamamen kendi yeteneğimiz ve kendi çabalarımızla yakaladığımız başarılarla ülkemizi dünyada, evet biz de bu branşlarda varız diyebildik. Devamında evet birkaç böyle yükselmeler oldu ama sistemin getirdiği bir şey olmadığı için çok o şeyi yakalayabildiğimizi hala düşünmüyorum. Çünkü bizim sistem olarak bir tamamen oturtturamadığımız bazı şeyler olduğunu hala düşünüyorum. O sebepten tam olarak o sistemi kurup evet şimdi artık kendi sporcumuz çoğaltabiliriz. Antrenörlerimizi geliştirebiliriz. Yurt dışından artık sporcu almaya gerek yok diyebileceğimiz henüz bir sistem olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Ve nitekim bunu sadece bireysel olarak bu benim düşüncem fakat insanlar dönüp baktıkları zaman başarı listemize hangi alanlarda hangi başarıları elde ettiğimizi görürsek, yani bakarsak zaten sistemin çok da böyle oturduğunu çok açık şekilde bir görebiliriz. Şimdi ciddi anlamda mesela 2003 yılında ben bir sponsorluk anlaşması imzalamıştım ve bunun devamında birçok branşlara, birçok firmalar sponsor oldu. Ülkemizde bu anlamda gerçekten de güzel bir oluşum başladı ve özel sektörlerin spora vermiş olduğu desteğin iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hani o anlamda çözdük bunu. En azından hani başarımız bu kadarsa sponsorlarımız bir tık daha üstte diyebilirim. Hani o anlamda sporun gerçekten de güzel bir reklam amacı, aracı olduğunu birçok alanda, birçok özel sektör farkında ve destek verdiklerini düşünüyorum. Tabii ki var. Şimdi bir kere bir 15-20 sene öncesine baktığımız zaman insanların spora yaklaşımıyla şu an çok büyük fark var. Çünkü insanlar artık sporun gerçekten de yapılması gerektiğini, inancında görebiliyor. Her anlam için sağlıksa sağlık, başarılı olmasını istiyorsa evet başarılı olunca kazanıyorlar anlamında ciddi anlamda bir değişim oldu. Hatta birçok yerde görüyoruz zaten. Burada da görüyorum ki insan artık yürüyüş nedir, koşu nedir biliyorlar.
Yani yürüyüş direkt spor artık kendileri yapmaya başladılar insanların. Biz Kayseri'de kamp yaptığım zaman, dağda yüksek irtifa kampı yaptığımız zaman orada bana amca diyordu ki ne her gün seyirdip duruyorsun diyordu mesela. Koşmayı, atletizmi, koşmayı bilmiyor. Sadece onlara göre seyirtmektir mesela koşma. İnsanın atletizmi kavramını anladılar. Spor yapmanın önemini anladılar. Ve insanlar artık kendisi de çıkıp dışarıda yürüyüş yapıp sağlıklı olabileceğini, bedenen ve ruhen sağlıklı olabileceğinin farkına vardıklarını düşünüyorum. Ve bu anlamda da birçok yerde de ne kadar çok katılım olduğunu bizzat görüyorum. Yani biz toplum olarak gerçekten sporun önemini anlamaya başladık. Yeterli mi? Tabii ki değil. Ama en azından bir 10 sene öncesiyle şu an çok farklı. Ve her geçen gün insanların bu konuda bilinçlendiğini düşünüyorum. Daha da bilinçlenip, daha da hani hem çocukları anlamında hem kendileri anlamında çok daha bilinçli bir şekilde bu çağ gibi büyüyeceğini düşünüyorum. Bunun bir araştırması da yapılıyor hocam. Yani spor yapanla spor yapmayan insanların, belirli kesim insanların yani araştırma sonucunda hem bedensel, hem fiziksel, hem algıla, hem konuşma, hem de fikir üretme, o sorunların içerisine çıkarma, çıkma, problem çözebilmeye odaklanan kısım spor yapan hocam. Ve sağlık anlamında da zaten bu artık hani bunu benim söylemem çok şey ama tabii ki kanıtlı, ispatlı sporu bilerek ama bilinçli yaparak hocam. Yani kafamıza göre değil. Bilinçli spor yapan insanların tabii ki ömürlerinin uzadığı, algılarının açıldığı, daha iyi düşünebildiği, daha başarılı, her alanda daha başarılı olduğu ortada zaten. O nedenle ben o söylediğim tek şey, insanlar spor yapmalı, bir enstrüman çalmalı ve kitap okumalılar. Bu üçünü yapabiliyorsa bu insanın başarı kaçınılmaz. Ben derslerimde dahil olmak üzere her zaman, kendi çocuklarımda dahil olmak üzere her zaman söylediğim üç şey var. Bir kere, mutlaka hayatınıza sporu koyacaksınız. Haftada iki gün, üç gün, belirli saatlerde eşofmanları giyip sporunuzu yapacaksınız. Bunu sadece fiziksel olarak düşünmeyin. Dediğim gibi akademik anlamdaki başarınız da buna bağlı. Düzenli sporunuzu yapacaksınız. Kesinlikle bir enstrüman çalmanız önemli. Mutlaka bir enstrüman çalacaksınız, bir düzenli kitap okuyacaksınız. Eğer bu üçünü kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, hedefine ise ulaşır. Ben bunu bizzat hem yaşadığım için söylüyorum, hem de gözlemlediğim için söylüyorum. Ve hiçbir şekilde bunu yapıp da başarısız olma imkanı sıfırdır hocam. O kadar net söylüyorum.